Askeri tatbikatlar. Nerede yapılacağı net olarak belirlenir, tarihleri duyurulur ve hatta koordinatlar dahi yayınlanır. Kimsenin bilmeden de olsa o bölgeye gelip de zarar görmesi istenmez. Ancak kimi durumlarda bunun dahi istisnası olur. İşte NATO'nun okyanusta yaptığı nükleer tatbikatlar da bu istisnalar arasında kabul edilir. Tatbikata ilişkin haberler medyaya düşer. Ancak tam konumu çok üst düzey askerler ve sürece bizzat dahil olanlar dışında kimse bilmez. Bu gizliliğin başlıca sebebi Rusya ve sahip olduğu denizaltılar. Ruslar bu tür tatbikatları düşman unsurlarla ilgili bilgi toplamak için fırsat görür. Geçtiğimiz haftalarda da Atlantik Okyanusu'nda benzer bir olay yaşandı. NATO tatbikatının ortasında Rus denizaltının sesi duyuldu. Ruslar denizaltılarına çok güveniyor. Peki onları bu kadar güçlü kılan ne? Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Yasen-M sınıfı denizaltılar nasıl bu kadar kritik konuma yükseldi? Pek çok alanda Amerika'nın gerisinde kalan Rusya hangi amaçla denizaltı üretimine yöneldi? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacağımız içeriğimize başlıyoruz. NATO unsurları Atlantik Okyanusu'nun bir bölümünde dağınık halde pozisyon almış. Kırmızı ve mavi kuvvetler var. Amaç belli. İki taraftan birinin diğerini alt etmesi. Herkes karşı tarafı dikkatlice dinlemek ve onu açığa çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Ancak Amerikan denizaltısı sonarının başında olan asker değişik bir eko duyuyor. Bu ses batılı bir platforma ait değil. Kütüphane açılıyor ve söz konusu ekonun Victor sınıfı bir Sovyet denizaltısıyla eşleştiği görülüyor. Sonrası malum. Tatbikattaki tüm NATO unsurları Sovyet denizaltısını bulmaya çalışıyor ancak bu pek mümkün olmuyor. Buna benzer senaryoları çoğumuz ya filmlerde izledik ya da tatbikatlarda gözlemledik. Ancak Soğuk Savaş yılları bu olaylarla geçti desek yalan olmaz. Amerika ve Sovyet denizaltıları birbirleri için o zaman da büyük tehditti, şimdi de. Gerçi aradan geçen yıllarda Sovyetler dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi, Amerikan egomanyası dünyayı sardı ama günümüzde yine eskiyi hatırlatan olaylar yaşanıyor. Washington'ın tek başına liderlik gücü artık yok. Doğudan yükselen ve neyi ne kadar yapabileceği halen kestirilemeyen bir Çin var. Ve artık Soğuk Savaş iki ülke arasında değil, iki dev blok arasında yaşanıyor. Batı ve Doğu bloğu küresel liderliği alma konusunda büyük bir mücadelede. Bahsettiğimiz mücadelenin kıyasıya sürdüğü alanlardan biri de denizler. Ve bu dünyanın en kritik oyuncularının başında hiç şüphesiz denizaltılar geliyor. Bu bölümümüzde Rusya'nın en modern denizaltısı olan Yasen ve Yasen-M projelerine göz atacağız. Gündemi yakından takip eden izleyicilerimiz yaz aylarının başında gerçekleşen bir ziyareti anımsar. Rusya'nın en gelişmiş nükleer denizaltısı Kazan, Haziran ayında Korşakov füze fırlatma fırkateyniyle Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Rus donanması başkomutanı gemilerin Küba'ya giderken yol boyunca Atlantik Okyanusu'nda hassas füze silahlarının kullanımına ilişkin tatbikatlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Küba tarafı söz konusu ziyaretin bölge için tehdit oluşturmadığını duyurdu. Limana gelen gemiler nükleer silah taşımıyor bilgisini özellikle paylaştı. Ancak Amerikan adalarına çok yakından geçen denizaltı için Washington tarafı seyirci kalmadı. Onlarda P-8 Poseidon olarak kodlanan ve denizaltı avcısı olarak bilinen uçaklarıyla Rus denizaltının izini sürmeye çalıştı. Neyse ki korkulan olmadı ve herhangi bir sorun yaşanmadan bu ziyaret tamamlandı. Envanter serimizin daha önceki bölümlerinde uçak gemileri ve denizaltılar hakkında içeriklerimizi sizlerle buluşturmuştuk. Orada ısrarla bir gerçeğin altını çizdik. Uçak gemilerinin en büyük düşmanı sizin de bildiğiniz üzere denizaltılar. İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte Amerika hızla uçak gemisi inşa etmeye başladı. Bu iş hem zor, hem maliyetli, hem de uzun süreliydi. Sovyetlerin ne bu kadar gelişmiş bir teknolojisi, ne öyle bir parası, ne de bekleyecek zamanı vardı. Bildikleri tek şey, Amerika'nın uçak gemilerine karşı denge oluşturabilecek bir güce ihtiyaç duyduklarıydı. Çözümü uçak gemilerini avlayabilecek bir platform, daha net bir ifadeyle denizaltı inşa etmekte buldular. Sovyetler Birliği bu süreçte Amerika'dan daha çok denizaltı inşa etti. Uçak gemisi sayısında belki gerideydiler ama denizaltı sayısında üstünlük onlardaydı. Sovyetler Birliği Soğuk Savaş sürecinde de denizaltı teknolojisini geliştirmeye odaklandı. Bazı konularda Amerikan denizaltılardan geri kaldıkları da oldu ki bunların başında nükleer reaktörler geliyordu. Ayrıca Sovyet denizaltılar Amerika'nın ürettiklerine göre daha sesli çalışıyordu. Suyun altında ses demek, eko demekti ve bu da düşman tarafından kolayca tespit edilmek anlamına geliyordu. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde Sovyetler denizaltı meselesinde çok ciddi kazalarla karşı karşıya kaldı. Yüzlerce denizcinin hayatını kaybettiği olaylar yaşandı.
Bu noktada işin istihbari boyutuna dair ilginç bir anekdot da anlatalım. Soğuk Savaş döneminde Rus casusların en büyük hedeflerinden biri Amerika'nın askeri projelerini ele geçirmekti. Bunlardan biri de denizaltılara yönelik geliştirilen teknolojilerdi. Rivayet odur ki Amerikan istihbaratı benzer bir girişimin haberini aldı. Ancak hangi casusun nereden ve nasıl bu planları alacağı net olarak kestirilemedi. Ülkenin dört bir yanındaki askeri deniz üslerine sahte denizaltı inşa planları yerleştirildi. Tahmin edeceğiniz üzere bu planların Sovyetlere çalışan casusların eline geçmesi hedeflendi. Büyük bir operasyona imza attığını düşünen Rus casuslar bir şekilde ele geçirdikleri tasarım ve teknoloji planlarını büyük bir gizlilikle merkeze gönderdi. Amerika'dan gelen bilgilere adeta altın madeni bulmuş gibi sevinen Ruslar, söz konusu belgelerden yola çıkarak kendi denizaltılarında kimi güncellemeler yaptı. Ancak bu işte bir terslik olduğu üst üste gelen kazaların ardından anlaşılabildi. Sahte projelerin çoğunda pervane kasten yanlış yerleştirilmişti. Doğruluğu hala tartışılsa da iddiaya göre denize açılan platformun pervanesi kopuyor ve denizaltı yüzlerce metre derinlikte kaza kırıma uğruyordu. Ruslar gerçeği görüp kendi göbeklerini kendileri kesmek zorunda olduğunu anladı. Kolları yeniden sıvadılar ve denizaltılar için en hayati unsurlardan biri olan sonar sistemiyle yola koyuldular. Amerikan denizaltıları burun kısmında küre tipi büyük ve hassas sonarlar taşıyordu. Sovyet denizaltıları bu tarz sonarlardan yoksundu. Bir de torpido sorunu vardı. Sovyetlerin 533 mm çapındaki torpidolarının menzili arzu edildiği kadar uzun değildi. Bu nedenle Sovyet denizaltıları 650 mm çapında büyük ve uzun menzilli torpidolar taşıyordu. Torpido tüpleri ve sonar burunda bulunuyordu. Dolayısıyla dar bir hacme çok sayıda ekipman sığdırmak gerekiyordu. Vuruş gücünü artırmak isteyen Ruslar sonarın boyutundan feragat ediyor ve bu da sahip olunan kabiliyeti kısıtlıyordu. Amerika da benzer sorunu yaşamış ama çözümü bulmakta gecikmemişti. Torpido tüplerinin sayısını azaltmak ve biraz daha geride konuşlandırmak onlar için yeterli oldu. Rusların bir çıkış yolu bulması şarttı. Zaten uçak gemisinde Amerika'nın gerisindelerdi. Denizaltı için de benzer bir senaryo olursa iki kutuplu dünya düzeni kökünden sarsılabilirdi. İşte Proje 885 ya da diğer bir deyişle Yasin'in hikayesi böyle başladı. Malahit Design Bürosu Sovyet denizaltılarında bulunan mevcut sorunlarını çözecek yeni bir denizaltı gemisi tasarladı. Bahsettiğimiz denizaltının tasarım süreci 1975 yılında başladı ve 1985'te sona erdi. Geriye sadece tek bir şey kalmıştı: denizaltıyı inşa edebilmek. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Sovyetlerin çökmesinin ardından projelerin çoğu yarım kaldı. Bazılarına hiç başlanamadı. Yasen sınıfı gemilerin ilki olan Severodvinsk denizaltısına 1993'te start verildi. Projeye bütçeden yeterince kaynak ayrılamadı. Teslim tarihi sürekli ertelendi. Denizaltı tamamlandığında takvimler 2010'u gösteriyordu. Düzenli takipçilerimiz Rus sistemlerinin sonundaki M harfinin modernize edilmiş anlamına geldiğini hatırlar. Yasen sınıfı denizaltıların inşa süresinin uzun sürmesi, daha suya inmeden güncellenmeleri ihtiyacını doğurdu. Sınıfının ikinci gemisi olan Kazan, Yasen M, yani Proje 885M olarak inşa edildi. Yasen sınıfı denizaltıların öncekilerden en önemli farklarından biri platforma güç veren KTP-16 reaktörü. Dördüncü nesil olan reaktörün türbinleri günümüz hassas imalat teknolojileriyle üretildi. Haliyle son derece sessiz. Ancak en büyük özelliği elbette bu değil. Nükleer reaktörlerin en önemli problemlerinden biri devamlı soğutulmaları gerekliliği. Bunun için soğuk deniz suyu pompalar vasıtasıyla reaktöre basılıyor. Ama pompa aynı zamanda gürültü demek. Sessiz oldukları süre boyunca güvende olan denizaltılar için bunun nedenli hayati bir mesele olduğu ortada. İşte Rus mühendisler, Yasen sınıfı denizaltılarda bulunan reaktörü deniz suyunun kendi doğal akışıyla soğutmayı başardı. Ancak soğutmayı bu şekilde yapmak denizaltının hızından taviz verilmesi demekti. Açık kaynaklara Yasen sınıfı denizaltıların seyir hızına dair net bir bilgi düşmedi. Kimileri 20 deniz mili yazıyor, kimileri 28 deniz mili olduğunda ısrar ediyor. Hangisinin doğru olduğunu bilmek şimdilik mümkün değil. Aslında burada bir parantez açmamız gerekiyor. Yasen M sınıfı denizaltılarla ilgili çoğu bilgi çok gizli statüsünde ve bugüne kadar bir şekilde sır kalmayı başardı. Haliyle kamuoyunda tartışılan meselelerin büyük çoğunluğu tahminler ve güvenilir kaynaklar üzerine inşa edilmiş durumda. Bu projede Rusların ilk kez kullandığı farklı kabiliyetler var. Küre şeklindeki sonar da bunlardan biri.
ilk inşa edilen Severodvinsk denizaltısında küre şeklindeki sonarın arkasında sağda ve solda olmak üzere iki sonar daha bulunuyordu. Kazan denizaltı gemisinde ise burnun ucundaki sonarla yandaki sonarlar tek parça üretildi. Yasen sınıfı denizaltı gemileri su üstünde 8600 ton, su altında ise 13800 ton deplasmana sahip. Uzunluğu yaklaşık 140 metre. Sonarda yapılan modernizasyonun ardından denizaltı yaklaşık 10 metre kısaldı. Yasen M sınıfı denizaltıların sonarı sadece burun kısmıyla sınırlı değil. Gövdenin yanında da sonar dizileri mevcut. İlaveten çekili sonar taşıma kabiliyeti de var. Rus uzmanlar Yasen sınıfı denizaltıların sonarlarının uzun menzilli olduğunu ve çok uzaklardaki sesleri bile dinleyebildiğini öne sürüyor. Bu iddia eğer doğruysa Ruslar kendi denizaltılarının yerini belli etmeden düşman su üstü ve su altı harp vasıtalarını tespit edebiliyor. Modernizasyonla geliştirilen bir diğer konuysa denizaltı otomasyonu. Yasen sınıfı denizaltı gemileri 85 personelle idare ediliyordu. Güncellemenin ardından bu rakam 65'e indi. Ayrıca yeni teknolojilerin kazanımıyla inşa maliyetleri de ilk denizaltıya oranla bir hayli düştü. Yasen M'in silah sistemleri üzerinde de büyük bir sis perdesi var. Batılı kaynakların üzerinde hemfikir olduğu detaylardan biri de bu platformun bir SSGN sınıfında olduğu. Bu kod bize ilgili denizaltının nükleer tahrikli ve seyir füzesi ateşleyebilen bir yapıda olduğunu söylüyor. Yasen sınıfı denizaltılar küre tipi sonara sahip. Bu nedenle torpidolar denizaltının biraz daha geri kısmında. Amerika'nın da benzer bir yol izlediğini belirtelim. Ancak Ruslar burada torpido sayısıyla öne çıkıyor. Yasen sınıfı denizaltıların 10 torpido kovanı taşıdığı kaydediliyor ki bunlardan kalibr füzesi ateşleniyor. Bu füzeler Amerikan Tomahawk'ların Rus muadili olarak biliniyor. Açık kaynaklara göre Ruslar torpido dairesinde yedek 30 torpido veya füze taşıyabiliyor. Yasen sınıfı denizaltılardan Futyar ya da diğer adıyla Fizik 2 torpidoları da ateşlenebiliyor. Bunlarla 50 kilometre ötedeki hedefleri vurmak mümkün. Harp başlığı yaklaşık 300 kilogram olan bu mühimmat gerek su üstü gerek su altı hedeflere karşı kullanılabiliyor. Bahsettiğimiz torpido 500 metre derinlikten ateşlenebiliyor. Yani çok derinde gizlenip su üstündeki bir hedefi kolaylıkla vurabildiği gibi yine kendisi gibi derinlerde gizlenen bir düşmanı da yok edebiliyor. Bu torpidoların en büyük özelliklerinden biri de sahip oldukları güdüm sistemi. Wakecoming olarak adlanan bu güdüm sistemi gemilerin ürettiği dalgaları takip ediyor. Haliyle torpido üzerinize gelirken kaçınmak ya da onu kandırmak neredeyse imkansız hale geliyor. Yasen sınıfı denizaltılarda 8 adet dörtlü fırlatma lançeri bulunuyor. Bunlara kalibr füzesinin kara ya da deniz hedeflerine karşı atılabilen versiyonları yükleniyor. Karaya ateşlenen füzelerin yaklaşık 1500 kilometre menzili olduğu konuşuluyor. Bu füzelerin konvansiyonel savaş başlıklarının yanı sıra nükleer savaş başlıkları taşıyabildiğini de ekleyelim. Rusya'nın kalibr füzesinin 4500 kilometrelik yeni bir versiyonu üzerine çalıştığı biliniyor. Moskova'nın temel amacı Yasen M sınıfı denizaltıları bunlarla donatabilmek. Bu füzeler şimdilik geliştirme aşamasında. Dikey fırlatma lançerlerinden ateşlenebilen bir başka mühimmatsa Onyx füzeleri. Ana hedefi gemiler olan bu füzeler ses hızının iki katının üzerine çıkabilir. Bu nedenle önlemesi ve kaçınması oldukça zor. Menzili 600 ila 800 kilometre arasında değişen füze 300 kilogramlık konvansiyonel bir savaş başlığı ya da termonükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya Yasen sınıfı denizaltı gemilerinde 3M22 Zircon sınıfı füzeleri kullanabilmek için de çalışmalar yapıyor. Zircon hipersonik gemi savar füzesi olarak geçiyor. Ses hızının 9 katına çıkabiliyor. Füze henüz test aşamasında. Testlerde yapılan atışlarda 500 kilometre ötedeki hedefleri başarıyla vurduğu biliniyor. Kısa bir süre sonra Onyx füzelerinin yerini Zircon füzelerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aslında denizaltılarında düşmanı kandırmak için kullandığı bazı yöntemler var. Torpido karşı tedbirler de bunlardan biri. Bu sistem sayesinde denizaltının çıkardığı gürültüyü taklit eden torpidolar gövdeden ateşleniyor. Ve düşman torpidoları bu sahte sesleri takip ediyor. Böylece denizaltının kendini koruma ya da kaçma şansı oluyor. Yasen M sınıfı denizaltıların gövdesi çelik ve titanyumdan inşa ediliyor. Bu iki metal özel bir işlemle birbirine kaynatılıyor. Titanyum sayesinde denizaltının gövdesi daha düşük ize sahip oluyor. Bu sayede denizaltıyı manyetik dedektörlerle bulmak iyice güçleşiyor.
Bu denizaltılar 450 metre derinliğe dalabiliyor. Savaş durumunda 580 metreye kadar inebileceği öne sürülüyor. Üzerinde acil bir durumda denizaltının güvenle terk edilmesine olanak sağlayan kaçış kapsülü bulunuyor. Denizaltı mürettebatının tamamı bu kapsüle rahatlıkla sığabiliyor. Rus tersaneleri şu ana kadar 3 adet Yasen-M ve 1 adet Yasen sınıfı denizaltı inşa etti. 5. geminin suya indirildiği biliniyor. 4 gemi ise şu an inşa aşamasında. Rusya bu sınıfta toplam 12 adet denizaltıyı envanterine kazandırmak istiyor. İnşası devam eden gemilerin de az önce bahsettiğimiz test aşamasındaki gelişmiş füzelerle donatılacağı üzerinde duruluyor. Tüm nükleer reaktörler gibi Yasen-M sınıfı denizaltılarında yakıt ihtiyacı bulunmuyor. Ancak denizaltıyı idare eden personelin beslenme döngüsünün de bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Rus savunma sanayi siteleri, Yasen-M sınıfı denizaltıların suyun altında kesintisiz 100 gün görev yapabileceğini yazıyor. Saydığımız bunca özelliğe rağmen az önce de bahsettiğimiz gibi bu denizaltıların tüm kabiliyetlerini bilmek şimdilik mümkün değil. Ruslara göre Amerikalı muadillerinden daha iyi. Amerikalılarsa henüz bizimle aynı noktada değiller iddiasında. Kim doğru söylüyor bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz tek bir şey var, o da Yasen-M sınıfı denizaltıların çok ciddi bir güç çarpanı olduğu. Son olarak Rus savunma sanayi sitelerinde sıkça dile getirilen somut bir örnekten bahsedelim. Onlara göre Amerika'ya karşı oluşturulacak farklı tehditler mümkün. Yasen-M sınıfı denizaltıların uzun menzilli sonarları var. Taşıdıkları silahların menzili de düşük sayılmaz. Bu sayede düşman uçak gemisi saldırı gruplarına yaklaşıp ciddi zararlar verebilir. Uçak gemisi isabet almasa dahi artık onu koruyacak bir su üstü gemisi kalmaması ciddi bir zafiyet doğurur. Kurtlukta düşeni yemek nasıl kanunsa, denizde de koruma gücü kalmayan uçak gemisi vurmak böyledir. Aslında Rus kaynaklar ilginç bir senaryodan daha bahsediyor. Yasen-M'leri önce olarak kullanmak ve Borei sınıfı denizaltılara yol açmak. Borei son derece gelişmiş bir nükleer balistik füze denizaltısı. Plana göre Yasen-M'ler okyanusa açılacak, muhtemel tehditleri temizleyecek ve sonra sahneyi Borei'lere bırakacak. Borei denizaltıların nükleer başlıklı 16 balistik füze ateşleyebildiğini de ekleyelim. Tüm bu olasılıkları yazarken dahi bir hayli geriliyoruz. Dünya savaştan, acıdan ve gözyaşından payına düşeni yeterince aldı. Umarız ne Amerika ve Rusya arasında ne başka bir bölgede daha fazla savaş görmeyiz. Çünkü eğer işler kontrolden çıkarsa ve nükleer silahlar devreye girerse, işte o zaman kıyamet senaryosu da başlamış demektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerika mı yoksa Rusya mı denizlerde daha güçlü? Sadece denizaltılar İbre'yi Moskova'ya çevirir mi yoksa Amerika'nın bitmek bilmeyen ateş gücü dengeleri değiştirir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Askeri tatbikatlar. Nerede yapılacağı net olarak belirlenir, tarihleri duyurulur ve hatta koordinatlar dahi yayınlanır. Kimsenin bilmeden de olsa o bölgeye gelip de zarar görmesi istenmez. Ancak kimi durumlarda bunun dahi istisnası olur. İşte NATO'nun okyanusta yaptığı nükleer tatbikatlar da bu istisnalar arasında kabul edilir.